Peki oraya gelmişken hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Bu operasyonda gerçi seyirciyle yıldızı barışmayan, çok fazla verim alınamayan isimlerdi ama 4 tane 5 tane Türk oyuncudan vazgeçti Galatasaray. İşte Taylan'ı, Ömer Bayram'ı, Akbaba, Kılınç, Emre Kılınç. Şimdi Yunus'la Emre'nin ikisinin birden kötü olduğu maçta Okan Buruk ne yapacak? Muslera'nın yerine Okan'ı mı oynatacak diyelim? Mesela yani tek seçenek Okan mı? Evet. Veya Berkan, Berkan'a da kulüp bulamadılar yani. Emin'le Abdül, yani şimdi Emin'in şu avantajı oldu. İkisini birden mi oynatacak yani? Nasıl? Bazen ikisini Abdülkerim solak olduğu için hep Emin'i sağ stoperin, Nelson'u icabında bekleteceksin durumu maçlara göre. Ama yerli kitlenmedi alternatifi mi? Azaldı. Evet, çözümü şimdi yok. Statü değişir mi bilmiyorum. Hani 2015'ten sonra olanlar itiraz eder diğer kulüpler. Yabancı kontenjanı açılır mı? Mehmet Bey'in son demecine göre yok öyle bir şey. 8 artı 3'te kalacak diyorlar. Tabii ki bu kadar dezavantaja rağmen büyük takım olmak böyle işte. Mesela dün Fenerbahçe 2-0 geride 3. 4. yiyebilir ama bir anda reaksiyon gösterip 2-2 ye de gelebilir. Ki öyle olur. Bugün de şimdi bazen biraz daha şımarıklık yapayım. Bana şunu sorarlar hep. Ya hocam sen niye antrenörlük yapmıyorsun, hocalık yapmıyorsun? Seni dinliyoruz falan diyorlar. Kimisi de şöyle mesela sosyal medyada çok biliyorsan hocalık yap. E kendisine de doğru bir yorum, çok biliyorsan hocalık yap. Ben de çok uzun yıllarda hocalık falan yapmıyorum. Başladım bıraktım. Şu ya da bu şekilde sağlık sebebi vesaire ne dersek diyelim. Ama vallahi soyunacağım herhalde sonunda. Alex Ferguson tarzı. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Mesela bir tane daha futbol, teknik direktörlük veya oyun görüşleri öyle kolay işler değildir. Fizik gücü ne yapıyoruz? Akademisyen arkadaşlarımızı getiriyoruz. Fizik güç sende. Bende de var fizik güç. Nasıl çalıştıracağım bilgiler ama sen bu işe testini yap. Evet, tabii. Bizim akademisyenlere hepsine ihtiyacımız var. Artık yeni nesil teknik direktörlük bunu emrediyor. Ama mesela İlhan Hoca bu kültürden gelme. Fakat bugün mesela kendi cebine koyması gereken çok önemli bir şey var. Bence her antrenörün koyması gereken. Bir maç, maçta Konya için çok kötü gitmiyor. Birdenbire İki değişikliğe gitti. 80'de. Kaç saniye sonra gol yediler biliyor musun? 27 saniye sonra gol yediler. Bir ders olsun diye söylüyorum. Hepimize ders olsun. Galatasaray orta yuvarlaktan taç atıyor. Top kimde? Top kimde? Galatasaray. Niye değiştiriyorsun oyuncu? Top geçsin 31 dakika sonra Konya'ya. Herkes yerleşik. Zaten Konyaspor bireysel takım değil. Sistem takımı. Sistem takımı. Sen şimdi değiştirdiğin zaman önemli detay benim için bu. Kullantıcı iki döndüler, araya bir koydular. Kim çıktı? Oyuna giren sağ taraf oyuncusu çıktı. Cebrail evet 50 dakika kaldı. Hani sol bekle gidip geliyordu. Evet. Tabii ki ben gördüm. Diouf falan girince bir oyuncu emaneten sağ tarafa gitti de gitmiş olmak için gitti. Gelene kadar diğer arkadaşı. Evet. Şimdi Cebrail olmuş olsaydı belki de o anda. Tabii Dubois'a yaptırmayacak. Bir dakika sonra çıkarsaydı ben niye oynattığın, oyuna soktuğun oyuncuyu çıkardın diye eleştirmem. Hocanın görüşüne saygılıyımdır bakın. O görüyor. Bir sıkıntı görmüştür ama bence İlhan Hoca ve diğer antrenörler için de ya bekle bir dakikada. Tehlike, orta sahada tehlikesiz olarak görme onu. Nasıl kornerlerde uzun boylu bir oyuncuyu çıkaracakken hemen giderler yardımcıya. Aman dur bekle derler. Evet. Bekle de bırak top Konya'ya geçti zaman faul oldu. Bir dakika değiştiriyoruz. Herkes yerleşik düzenine otursun. Tam tamına 27 saniye sonra gol yediler. Tacı kullandı. Bir daha geri oynadılar tacı kullanana. Bir döndüler sola. Bir araya koydu. Hadi güle güle. O savunma arkasında bugün çok top yemedi ki Konya. Tabii. Yediği toplarda avuta gitti. Veya kademeye girdi. Yunus'la Kerem hiç sarkamadı. Evet sarkamadılar.
Burak Yunus'la Kerem'in sol bek sarktı. Sağ ayaklı sol bek. Dubois bir kere. Yani. Küçük ama önemli detay değil mi sence? Peki onunla ilgili bir şey söyleyeceğim demiştiniz. Yetmedi bir de. Üç kez durduğu için de dört değişiklik yapmasına rağmen senin söylediğin. Evet. Üç kez. Bunu, beşinciyi yapamıyor. İşte onu sen söylersen önemli. Beş değişiklik hakkı kullanmadan beş değişiklik hakkı kuralı uygulandı değil mi? 30'lu dakikalarda işte Cebrail sakatlanan çekicinin yerine girdi. 65'te Avicic Paz'la değişti. Yani devre arası hariç oyunda, akan oyunda 3 kere böyle biliyorsun. Toplamda 4 tamam. oyuncu değiştirdi ama 3 kere müdahale ettiği için bir daha edemedi. Kaleye de Adil geçti. Bu arada Adil de gelen bir tane gerçi üstüne geldi ama iyi başlattı oyunu. Ama küçük İlhan Hoca için de söylemiyorum sadece bunu. Bunu her Peki İlhan Hoca'ya gelmişken hocam lafınızı kesiyorum ama Hatay'daki performansını biliyoruz. Hayır, oynatmış. İlk yarıda bu kadar üstün, bu kadar zengin pozisyon, yani bir gol, iki direk, iki tane muazzam top çıkardı Mursa. Ya 5 tane net pozisyondan bir gol çıkarmışken neden durdu? Galatasaray'da bir değişiklik olmadı. Şöyle oldu yalnız, bir ikinci yarının başları da aslında, hatta Mustafa ile oturuyordum, sohbet ediyorduk. Hem sohbet hem maç izliyorum. Korner geldi bir tane Muhammed. Şimdi hem sohbet hem maç izlemek kolay olmuyor değil mi? Çok kolaydı. Öyle bir oynandı ki maç. Geç de olsa Mertens ve devre arası yaptığımız gibi Gomis'i çıkarınca bir heyecan oldu. Tabii, ilk Konya'da da bir tedirginlik oldu. Hatta o 3-5 dakikada ahu derken biraz Galatasaray önde basmaya çalışılı gibi oldu. Fakat büyük kulüplerimizin alternatif oyuncusu vardır. Ama Konya zaten 3 sakatla geldi. En iyi oyuncusu sakatlandı. Onun oyuna soktuğu oyuncu aslında bazen bek oynuyordu o. Cebrail önde oynattı. O da verim alamadı. Fakat oyunun devamında da hem oyundan biraz düştüler. Çok alternatif olmadığı için. Zaten 80'de soktu. Evet. Daha 80'e kadar mecburiyetten iki oyuncu değiştirdi. Evet, doğru. Çünkü kulübesine çok güvenmediği için hoca, geniş kadrosu olmadığı için, oynayabilecek ilk 11 oyuncuları da kadroda olmadığı için, yani İstanbul'da olmadığı için mümkün olduğu kadar o takımla götürmek istedi. Fakat iki sakatlıktan gittiği için takım da düştü. Fizik olarak. Takım da düştü tabii ki. Ve maç da kötü bir maça doğru gitti. Maalesef. İlk yarıdan sonra hayal kırıklığı oldu. Evet.